Arkadaşlar biliyorsunuz İnegöl'ümüzün dört bir tarafında gerek üst yapı çalışmaları, gerek kültür, sanat, spor, eğitim tüm alanlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaklaşık 5 ay oldu. 5 ay zamanında stratejik planımızı hazırladık, bakanlığımıza sunduk, meclisimizden geçirdik ve dolu dizgin bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz. Tabii sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla da kamuoyuna bunları duyuruyoruz. Bugün de eğitim yardımlarımız noktasında çalışmamızı sizlere aktarmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi okullarımız açıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, idarecilerimize hayırlı olsun. Çocuklarımıza başarılar diyoruz, kolaylıklar diyoruz. Velilerimize aynı şekilde hayırlı olmasını diliyoruz. Tabii biz geçtiğimiz günlerde bir kırtasiye yardımında bulunduk. Burada 1500 öğrencimize 1000'er TL destek vermiştik bildiğiniz gibi. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize bu destekleri aktardık. Bununla ilgili de Umut Eli Sosyal Yardım Müdürlüğümüz üzerinden, Umut Eli Derneğimiz üzerinden bu çalışmaları yapmıştık. Bugün burs adı altında aslında hep öğrenci bursu diyoruz ama eğitim yardımları olarak belediyelerde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla biz eğitim yardımlarımız noktasında geçen dönem yine 1000 öğrencimize 3000'er TL burs vermiştik. Şimdi ise bunu 5000 TL olarak güncelledik ve yine 1000 tane öğrencimize desteğimizi gerçekleştirmiş olacağız. Tabii öğrencilerimize güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Onları gerçekten bugün ve yarının yöneticileri, idarecileri, esnafı, çalışanı ve en güzel şekilde ülkemize değer katan insanlar olarak görüyoruz. Gerek eğitimleri noktasında gerek de eğitim destekleri anlamında yanlarında olmak istiyoruz. Burada tabii öğrencilerimiz bu yardımlardan nasıl istifade edecekler, nasıl başvuracaklar? Öncelikle onu ifade edelim. 19-30 Eylül tarihleri arasında bu başvuruların tamamlanmasını istiyoruz. Burada E-Belediye, İnegöl Belediyesi'nin E-Belediye Hizmetleri sayfasında yer alan E-Başvuru bölümünden başvurularını yapabilecekler. Ancak tabii özellikle buradaki başvuru sayfasındaki alanları doğru bir şekilde doldurmalarını istiyoruz. Çünkü burada bir takım kriterler olacak. Bu kriterleri bizim elde edebilmemiz, görebilmemiz için de oradaki başvuru kriterlerini güzel bir şekilde öğrencilerimizin doldurmalarını istiyoruz. Orada sorgulama kısmında işte yakınlar bölümü var. İşte bir aileden iki öğrenci mi var, tek öğrenci mi var gibi bilgiler. İşte ikamet bilgisi gibi öğrencimizin ikametinin İnegöl'de olmasını istiyoruz. İşte bir haneden çift öğrenci olabiliyor. Bunları görebilmek adına ve tabii kriter yardımlarını sağlayabilmeleri adına o alanı doğru bir şekilde doldurmalarını istiyoruz. Burada hem ön lisans hem de lisans öğrencilerimiz başvurularını yapabilecekler. Ben tabii bu desteği iyi günlerde kullanmalarını diliyorum. Bunları biz iki taksit halinde yatırıyoruz. Bir taksitini Kasım ayında, diğer bir taksitini de Ocak ayında gerçekleştiriyoruz. Geçmiş dönemde de böyle yapmıştık. Yine böyle devam edecek. Hayırlı olmasını diyorum. Tabii eğitim destekleri konusunda işte yeri geliyor arsa desteği veriyoruz. Yeri geliyor işte okullarımız açıldı. Okullarımızın yeni döneme hazırlanmasında okul bahçelerin temizliği, ot bakımları, budamaları, işte yıkanması gibi bir takım destekler de verdik. İşte yerine göre işte banklardır, oturma alanlarıdır, piknik masalarıdır. Bunları da inşallah bu dönem daha güçlü bir şekilde desteklemek istiyoruz. Ama tabii ben huzurlarınıza Sayın Milletvekilimize bir teşekkür iletmek istiyorum. İlçe başkanımıza iletmek istiyorum. Çünkü gerçekten bizim devlet tarafından, bakanlık tarafından alacağımız desteklerde de ilk öncelikli olarak bakanlığın kapısını çalmamız gerekiyor. O süreçte de sağ olsun Bayan Salman Vekilimiz Mustafa Durmuş Başkanımızın destek ve katkılarıyla eğitim, öğretimde daha iyi bir imkanlar sağlanması adına bu destekleri onların üzerinden almış oluyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Tabii AK Parti olarak, AK Parti hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
tüm vatandaşlarımızın eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye kadar ki bütün meseleleriyle detaylı bir şekilde ilgileniyoruz. Ama tabii sosyal belediyeciliğin belki de en önemli liderlerinden bir tanesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, biliyorsunuz 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı ile beraber belediyelerin sadece altyapı, üst yapı, çöp toplama gibi hizmetleriyle kifayet edecek kurumlar olmadığı noktasında önemli bir başlangıç yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve sonrasında da bütün belediyelerimiz vatandaşlarımızın hemen hemen tüm meseleleri noktasında katkılar sağlamaya, eğitim konusunda, sosyal belediyecilik noktasında, yardımlar konusunda çok önemli hizmetler yapıyorlar. Yıllardır İnegöl Belediye'miz de bu manada gerçekten çok başarılı işlere imzalar atıyor. Bugün de bunu açıklıyor olmaktan ben de mutluluk duyuyorum. Yani öğrencilerimiz, İnegöl'de yetişen öğrencilerimize de önemli hizmetler yapmak zorundayız. Onların sosyo-kültürel gelişimleriyle ilgili, sportif faaliyetleriyle ilgili her anlamda onlara belediyemiz zaten destek veriyor. Ama üniversitede okuyan öğrencilerimizin de, ki biliyorsunuz yurt, KYK yurtlarıyla da ilgili kurallar çekildi. Hemen hemen bütün öğrencilerimiz çok şükür ki yurtlarıyla alakalı sorunları çözme noktasındalar. Bu manada da onların rahat bir şekilde barınmaları noktasında bizler, hükümetimiz, Gençlik Spor Bakanlığımız çalışmalarına devam ediyor. Ama dediğim gibi hükümetimizin yaptığı faaliyetlerle beraber belediyelerimizin de, başta İnegöl Belediye'miz olmak üzere, gençlerimize, kadınlarımıza, engellilerimize yapmış olduğu sosyal belediyeciliğin en önemli meselelerini de yapıyor olmaktan ben mutluluk duyuyorum.